her an elinizin altında, günlük yaşamınızın her anında Aysu sizinle. Yaşam kaynağınızın adı Aysu. Alanya Posta TV'den mutlu akşamlar değerli izleyenler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aytemiz Alanya Spor'un Burdur kampında kalp spazmı geçiren ve Alanya'ya getirilerek tedaviye alınan Babakarı Hastane'de ziyaret etti. Ziyarette Bakan Çavuşoğlu'na Alanya Spor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Merih Demiral eşlik etti. Çavuşoğlu ayrıca cuma namazının ardından AKParti Alanya İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen kaynaşma pikniğine katıldı. Aytemiz Alanya Spor'un Senegalli golcü oyuncusu Kouma Babakar, Burdur kampının 3. gününde gece saatlerinde kalp spazmı geçirdi. Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Özel Anadolu Hastanesi'ne getirilen Babakar tedaviye alındı. Tedavisine başlanan Babakar'ı hastanede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu'nu ziyarette Alanya Spor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Juventus'ta forma giyen milli takım oyuncusu Merih Demiral eşlik etti. Babakar'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Bakan Çavuşoğlu sağlık durumu ile ilgili detaylı bilgi aldı. When I go to Senegal, I tell them that I am friend of you, they treat me better. Alanya Tapu Müdürlüğü'nde sular durulmuyor. Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyesi Kamil Çiçek'in Alanya Tapu Müdürlüğü ile ilgili sosyal medyada paylaşım yapmasının ardından kendisine Tapu Müdürü Fikret Ayman tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Gayrimenkul Danışmanı MHP Alanya İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyesi Kamil Çiçek, sosyal medya üzerinden Alanya Tapu Müdürlüğü'nde işlerin ağır işlemesi nedeniyle kurum müdürü başta olmak üzere çalışanlar olduğuna yönelik sert eleştiride bulundu. Kurum müdürü Fikret Ayman konuyla ilgili Çiçek hakkında suç duyurusunda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kamil Çiçek, sosyal medyada paylaştığım akabinde gazetelere manşetten girilen tapu meselesiyle ilgili tapu müfettişleri bilgime başvurdu. Ben de yaşadığım meseleyi müfettiş beye aktardım. Bu arada benim paylaşımımdan sonra müfettişlerin incelemesi sonucunda birçok yolsuzluk ortaya çıktı ve bazı personeller açığa alındı. Sosyal medyada yazışmalar devam ederken bir yorumumda gayri ihtiyari "Aman müfettişlere dikkat, olayın üzeri örtülmesin" diye yazdım ve birkaç saat sonra vicdan yaptım ve yorumumu kaldırdım. Müfettiş Bey o yorumumu görmüş ve "niye müfettiş üzerinden algı yapıyorsun" dedi. Ben de özür diledim ve "olayın üzeri kapanmasın diye böyle yazdım" dedim. Sonra müfettiş Bey "bak olayın üzerini kapatmadık. Bu yolsuzlukları kim çıkardı? Biz çıkardık" dedi. Görevini layıkıyla yapandan Allah razı olsun. Tapu müdürü bana hakaret etti diye suç duyurusunda bulunmuş. İfademizi verdik. Bir hakaret söz konusu değil. Aynı mekanda onlarca vatandaşın isyanına, hakaretine kulaklarını tıkayıp da benim sosyal medya paylaşım kendine bir hakaret çıkaran şahsı kınıyorum dedi. İdareci olmak, kapalı kapılar arkasında avam kamerasına sırtını dönüp lordlar kamerasıyla alem yapmak değildir. Ben paylaşımımda "işini bir günde yaptığın insanlardan ne aldın" demedim ki hakaret etmiş sayılayım. Kamuoyunda konuşulan onca dedikodu olduğu halde bir tanesini yazmadım ve yine yazmıyorum. İdare makamı mazeret makamı değil, çözüm makamıdır diyerek duruma tepki gösterdi. Alanya'da üreticilerin en çok tercih ettiği tropik meyvelerden olan avokadoda mevsimsel olarak yaşanan döküm bu yıl kuraklığa bağlı artış gösterdi. Yaşanan döküm nedeniyle üreticinin şimdiye kadar olan kaybı %20'ye yaklaştı. Üretim sürecinde doğal olarak taşıyamadığı yükü Haziran-Temmuz ayları arasında döken avokado ağaçları bu sene kuraklık nedeniyle etkilendi. Artan hava sıcaklığı ile birlikte yeteri kadar sulanamayan ağaçlar meyve dökümünü olması gerektiğinden daha fazla yapmaya başladı. Bu nedenle üreticiler zor günler geçiriyor.
Konuyla ilgili Alanya Posta TV'ye özel açıklamalarda bulunan Alanya Avukatocular Birliği Başkanı Hilmi Sebilgen, genellikle bakon ve klifton cinsi avokado ağaçlarında meyve dökümü fazla olur. Mart ayında bir avokado ağacının üzerinde yaklaşık 500-600 tane çiçek bulunur. Ancak bir ağacın taşıyabileceği yük 300-400 meyvedir. Bu nedenle normal şartlarda da bu mevsim aralığında ağaçlar meyve döker. Bu sene yaşanan kuraklık nedeniyle ağaçlar yeteri kadar sulanamadı. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta bunaltıcı sıcaklarda başladı. Bu sıcaklarla birlikte ağaçlarda gereğinden fazla sulanmak istedi. Yine kuraklık nedeniyle sulanamadılar ve meyve dökümü fazla oldu. Şu an kaybımız %20'ye yakın dedi. Fazlasıyla dökülen meyvelerin ekonomik boyutuna da değinen Başkan Sevilgen, bunun etkisini 11, 12 ve 1. aylarda göreceğiz. Bu dökülmelerle birlikte avokadonun fiyatı 8-10 TL'ye kadar çıkacaktır. Kuraklık nedeniyle ortaya çıkan bu durum tüketiciye fiyat olarak yansıyacaktır ifadelerini kullandı. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, liselere geçiş sınavında 500 tam puan ve 495 puan alarak Alanya'nın gurur kaynağı olan başarılı öğrencileri ATSO'da ağırladı. Ziyarette Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve okul müdürleri de hazır bulundu. Başkan Şahin, aldıkları puanlarla Alanya'nın gururu olan öğrencilere bisiklet hediye etti. Artık biz varız, başka Alanya var. Liselere geçiş sınavında derece elde eden öğrencilere ATSO Başkanı Mehmet Şahin ödül verdi. LGS'de 500 tam puan ve 495 puan alarak Alanya'nın gurur kaynağı olan başarılı öğrencilerin ziyaretine Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve okul müdürleri de katıldı. Şahin öğrencileri başarılarından dolayı tebrik edip hediye verdi. Alanya'dan 3 tane gerçekten başarı temsili. Başkan Şahin, Alanya'mızın gururu olarak LGS'de 500 tam puan alan ve ismini Türkiye birincileri arasına yazdıran Furkan Metin, Mehmet Han Görgülü ve Ahmet Efe Mutlu kardeşlerimize gurur duyuyoruz dedi. Zor olduğunu, bunu başarmanın. Ben gerçekten tebrik ediyorum. Bizim gururumuz oldunuz. Ticaret erbapları. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz da Başkan Şahin'e teşekkür ederek, "Başkanımız her zaman eğitime desteğiyle bizlere güç veriyor. Başarılı çocuklarımızı teşvik ettiği gibi ihtiyaç sahibi öğrencilerimize de her zaman destek oluyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu. Başkan Şahin, geçtiğimiz yıllarda da Alanya'da çıkan LGS birincisi öğrencilere de tablet ve bilgisayar hediye etmişti. Yaylalarda kullanılmak üzere birisi Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, diğeri ATSO hesabından satın alınan 2 adet tam teşekküllü ambulans, yapılan duanın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ambulanslar Gökbel ve Çayarası yaylalarında konuşlandırılacak. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin'in yayla ziyaretlerinde muhtarlardan gelen talep doğrultusunda söz verdiği tam donanımlı 2 ambulans törenle Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla yapılan ambulans teslim törenine Kaymakam Fatih Hürkmezer, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, İYİ Parti İlçe Başkanı Alper Arıkan, bürokratlar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Sağlık ve afiyet lütfeyle ya Rabbi. Gönüllerimize huzur bahşeyle ya Rabbi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alanya'ya her gelişlerinde Alanya ile ilgili güzel haberleri paylaştıklarını söylerken doğalgaz için de gerekli çalışmaların yapıldığını vurguladı. Ambulansın bölgeye önemli hizmeti olacağını ifade etti. Ticaret odamızın ve ticaret odası başkanımızın kişisel olarak 2 ambulansı İl Sağlık Müdürlüğümüze yani Sağlık Bakanlığımıza devrinin törenindeyiz. Hem ticaret odamıza, tüm üyelerine, yönetim kurulu, meclisi ve üyelerine hem de ticaret odası başkanımıza tüm Alanya halk adına şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü bu 2 ambulansı tüm tesisatlarıyla, tüm donanımıyla beraber Alanya halkının hizmetine vermesi anlamlı bir hediyedir. Ticaret odamıza ve başkanımıza ayrıca teşekkür etmemizin sebebi başkan olduğu için değil, ambulansın bir tanesini ticaret odası bağışlıyor, bir tanesini de başkanımız kendisi bağışlıyor.
Her ikisine de bir kere daha teşekkür ediyoruz. Hayırlı hizmetler vermişsiniz. Nasip için yaptığınız inşallah hayırlı hizmetlere vesile olur. Alanya Kaymakamı Fatih Hürkmezer, yaylalara ambulans gelmesine en çok 112 sağlık çalışanlarının sevineceğini söyledi. Ama Sayın Bakanım, ben şunu özellikle ifade etmek isterim ki buna en çok 112 çalışanlarımız sevinecek. Çünkü ben Mahmutlar'daki 112'ye de gittiğimizde arkadaşlarımız gerçekten pandemi döneminde olsun, diğer dönemlerde olsun can siparişine çalışıyorlar ve alanın genişliğinden dolayı çok zorluk çekiyorlardı. Altso Başkanı Mehmet Şahin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yardımlarından dolayı teşekkür etti. Bakan Çavuşoğlu'ndan her zaman destek gördüklerini ifade ederek İskele ve Yat Limanı'nın yer değiştirilmesiyle Mahmutlara tapu açılması konusunda desteğini yineledi. Böyle bürokratlar olursa hükümetimizin çıkardığı yasalar daha çok yansır. Bizim en büyük şikayetimiz iş insanlarının bürokrasi. Ve hızlı bir şekilde direkt genel müdürle irtibata geçmek suretiyle herkes üzerine düşeni yaptı. Ambulanslarımız burada. Gökbel Çayarası yaylamıza hayırlı olsun. Burada arkadaşlar büyük bir potansiyel var. Hakkı mıydı arkadaşlarımızın? Hakkıydı. Kaplananından başlar Karapınar, Dikmedaş, Gödüre, Keşmeleni, Sarımut, Çayarası, Gadıyakası, Gökbel, bir sürü yaylamızın, yani Alanya'mızın doğu mahallelerinin, bunun yanında Çıplaklı, Cikcilli ve Oba mahallemizin, Karakocalı mahallemizin ana ocağıdır bunlar. İnşallah Sayın Bakanım mevzuatı araştırıp mutlaka bize destek olacaktır. Mahmutlar mahallemize bir tane tapu istiyoruz Sayın Bakanım. İşlerin kolaylaşması için. Ben sözlerimi çok uzak buyurun. İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ise Alanya genelinde 35 bin nüfusa bir istasyon düştüğünü ifade etti. İle işbirliği içerisinde bir iki ambulansı hizmete sokacağız inşallah. Alanya ilçemizde 7 tane kırmızı şeritli ambulans var, başkanımı düzelteyim. 112 acil ambulanslar bunlar. Türkiye'de 40 bin nüfusa bir istasyon düşüyor. Biz Alanya'da şu anda 35 bin nüfusa bir istasyon düşecek şekilde bu planlamayı yaptık. Ambulansa Müftü İhsan İlhan'ın okuduğu duanın ardından teslim edildi. Verdiği nimetlerin kadru kıymetini bilmeyi bize nasip eyle ya Rabbi. Nimetleri verdiğin gaye üzere, şükür üzere kullanmayı nasip eyle ya Rabbi. Alanya Belediyesi Eşkilik Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin genel kurulunda mevcut başkan Ali Darı Güven tazeledi. Darı'nın başkanlık ettiği kooperatifin esnafa kullandırdığı kredi miktarı ise 206 milyon 500 bin lira. Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin genel kurulunda 53 yıl önce çalışmak için girdiği kooperatife 23 yıldır başkanlık eden Ali Darı yeni Alanya Posta Medya'ya konuştu. Genel kurula içeriden, dışarıdan, ortak olan, olmayan, katılan bütün katılımcılara çok çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Cenab-ı Allah işlerini rast eylesin. Genel kurulumuz güzel bir havada geçti, güzel bir atmosferde geçti. Genelde genel kurulu ilgili almış olduğumuz tepkiler çok olumlu, çok güzel. Özellikle de bakanlığın temsilcileri çok memnun kaldılar. Her şeyin açık, net olmasından dolayı. Olması gereken de o. Ben genel kurulda da söyledim, bir kez daha söyleyeyim. Bu genel kurullar biz yöneticiler için, özellikle bizim için bir bayram havasıdır. Bir bayram havasında geçer. O da şöyle, burada biz hesap veriyoruz. Benim bir tabirim vardır, genel kurulda hep söylerim. Biz bir yerde sanız, ortaklarımız birer hakim, birer savcı, birer avukat bizi yargılamaları gerekir ve yargılıyorlar da. Ne yaptık, ne işledik hepsini soruyorlar tek tek. Biz de onları tek tek aydınlatıyoruz. Hesap vermek, hesap verilebilir olmak çok çok güzel bir şey. Yalnız orada bir şey dikkatimi çekti. Basından fazla arkadaşlar yoktu. Sonradan toplantının basına yasak olduğu gibi bir hava estirilmiş. Toplantımız hiçbir zaman için basına kapalı olmamıştır. Hiçbir zaman da olmaz. Orada yanlış bir anlaşma var. Çünkü biz bütün basın arkadaşlar, bütün basın mensuplarına birçoğuna telefon açtık, birçoğuna da davetiye gönderdik. Ona çok üzüldüm. Bir daha söyleyeyim kamuoyuna sizin nezdinizde. Kesinlikle ve kesinlikle biz
genel kurulumuzu basına kapalı yapmayız. Kooperatif 2020 yılını 1 milyon 200 bin lira kar elde ederek kapatıp esnafa ise 206 milyon 500 bin lira kredi kullandırdı. Yaklaşan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesi Alanya Türk bayraklarıyla donatıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Alanya'nın programı netleşmişti. Bu kapsamda ilçe genelinde bulunan cadde ve sokaklar ve resmi kurumlar Türk bayrağıyla donatıldı. Programlar pandemi kuralları kapsamında 15 Temmuz sabahı Atatürk Anıtı önünde başlayacak. Etkinliklere tüm halk davet edildi. Alanya'da geçmişte neredeyse her evin bahçesinde bulunan, günümüzde ise kaldırım kenarlarında nadiren kalan kauçuk ağaçlarının en heybetlilerinden biri, Yayla Yolu Caddesi'nde kaldırımda bulunan iki ağaçtan birinin dalı park halindeki motosikletlerin üzerine devrilmesi korkuya neden oldu. Her yıl budaması yapılan ağaçlar gürleşerek kendini gösterirken budanmayan ağaçlarsa tehlike oluşturuyor. Bahar mevsiminde budaması yapılmadığı için bir ağacın dalı şehrin en işlek caddelerinden birinde tehlikeye neden oldu. Yayla Yolu Caddesi'nde bulunan kauçuk ağaçlarından biri öğleden sonra deprem etkisi yaşattı. Kopan dal park halindeki motosikletlerin üzerine devrildi. Şans eseri motosikletlerin üzerinde kimsenin olmaması ise felaketin eşiğinden dönülmesini sağladı. Kopan dal çevredeki vatandaşlar tarafından kesildi. Esnaf ise ağaçların budanmasını istediklerini ancak özel mülkte olduğu gerekçesiyle budanmadığını söylediler. Spor haberleriyle devam edelim. Alanya Temel Doğu Fighters Spor Kulübü Alman menajerler Mike ve Rene tarafından organize edilen 2 Dünya ve 4 Avrupa Kemer maçının yapılacağı boks ve Muay Thai gecesi düzenliyor. 17 Temmuz Cumartesi günü Alanya Belediyesi Hizmet Binası yanındaki Alanya'da gerçekleştirilecek geceye dünya cünlü dövüşçüler katılacak. Hem boks hem de Muay Thai müsabakalarının yapılacağı gece için hazırlıklar sürüyor. Temel Doğu Fighters Spor Kulübü Başkanı İbrahim Halil Temel toplamda 6 kemer maçının yapılacağı gece ile ilgili spor severlere davette bulundu. Buyurun. 17 Temmuz gecesi Temel Doğu Fighters'ın sponsor ve düzenlediği organizatör Mike ve Renne'nin yardımcı olduğu dünyaca ünlü sporcuların katıldığı boks ve Muay Thai dövüşlerinin yapılacağı geceye sizleri bekliyoruz. Alanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Anadolu Hastanesi'nde tedavi gören Alanya Spor'un golcü oyuncusu Kuma Babakar'ı ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu'nu hastane girişinde kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Juventus'ta oynayan milli futbolcu Melih Demiral karşıladı. Ziyarette Babakar'a geçmiş olsun dileklerini ileten Çavuşoğlu, hastane yetkililerinden futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Babakar göğüs ağrısı şikayetiyle götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiş ve Alanya'ya nakledilmişti. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Alanya Belediyesi ve Türkiye Entbol Federasyonu'nun işbirliğiyle düzenlenen 26. Ramazan Demirci Açık Alan Entbol Turnuvası sona erdi. Milli Egemenlik Stadı'nda 6 kortta 48 takımdan 650 sporcu 6 gün boyunca mücadele etti. Dereceye giren sporcuları kupa ve madalyalarını Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya Belediye Spor Müdürü Levent Uğur, Türkiye Entbol Federasyonu Teknik Kurulu Üyesi ve Organizasyon Komite Başkanı İsmail Bayraktar ve organizasyon yetkilileri verdi.
Efendim ben Özlem Kaygusuz. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine saatler 18.30 gösterdiğinde Alkın Biricik sizlerle olacak. Mutlu hafta sonları.